Elimle yapayım. Tabii elle hiç. Ha. Bu zaten bastıkça bastıkça kürelenecek. Limonun kendisiyle limonun kabuğunu. Baş ağrıyan var mı? Kimin başı ağrıyor mu? Çok mu ağrıyor? Özellikle sizin migrende. Sizin mi beyefendi? Sinüzitim. Gelir misiniz böyle? Bir de tülbent getirir misiniz bana arkadaşlar? Tülbentim var. İçeriye verdim. Buzdolabına koydum buzlukta. Aa, tülbent. Evet. Hocam sizden rica etsem tabii. O zaman siz bulursunuz onun yerini. Bir de mikrofon getirin lütfen beyefendinin nesi varmış bir öğreneyim. Buyurun böyle hoş geldiniz. Buyurun böyle. Nereye hanım koyduk? Mı yanınızdaki? Hanım söylüyor sizden önce bak. İşte beyleri ne kadar düşünüyoruz görüyor musun? Getir Yasin. Getir kuzum. Mikrofonu alsanız. Bir anlatın bana neyiniz var? Böyle gelin ben birazcık. Yıllardır bir sinüzit hastalığım var. Geçmiş böyle olsun. Şey, grip de olamıyorum. Grip rahatlayamıyorsunuz. Olsa, rahatlayamıyorum. Bir akıntı olmuyor yani. O yüzden baş ağrısı şu kısımlarım bir de şu kısımlarımda ağrı oluyor. Şimdi de var mı başınızın ağrısı? Sabah kalkınca fazla yattığım zaman, uyuduğum zaman o şekilde baş ağrısı bak, yapışıyor. Bak hanım nasıl izliyor kocasını görüyor musun? Evet. Sen olmasan onun sesi çıkmayacaktı. Vallahi bu kadınların bu... Şimdi... Bravo. Peki. Hayatım. Hocam bu tamam. Şimdi bunu şey bunu tülbenti dondurdum. Islak tülbent. Ha bir de soğuk olacak tülbent. Evet lavantalı su olabilir, naneli olabilir. Hiç önemli değil. Soğuk olacak. İçine koyacağız. Peki. Beyefendi dinleme fırsatınız oldu mu? Evet. Sinüzitim var diyor. Şimdi tabii sinüziti açmamız da gerekiyor. Sinüslerin boşalması gerekiyor. Bunun için uyku düzeninizin de planlı olması lazım. Sizi mutsuz yapar, rahat da uyutmaz. Mesela yatmadan önce ılık süt içine bir kabuk tarçın koyabiliriz. Bunu şimdi alnımıza sımsıkı soğuk olacak. Şimdi açtınız mesela ekranı ne tutuyoruz Aydın Hanım demeyin. Tuttuğum şey limonu rendeledik. Üzerine bir başka limonu sıktık. Birazcık elimle ovuşturdum. Daha önce buzdolabında ıslatılmış soğutulmuş. Bu da güzel oldu. Islatılmış evet. Soğutulmuş. Bir tülbentle beyefendinin bunu başına koyacağım. Biraz saçınız ıslanabilir ama müsaade eder misiniz? Peki. Ya da siz dönün ben şöyle yapayım. Tamam. Şöyle akmasın diye de. Akmaz o. Akmaz çünkü tekrar soğuk göstereyim ne yaptığımı tamam. Şöyle bir içinde tekrar gösterelim ne olduğunu limon ve limon suyuyla bunu başı ağrıyan herkes yapabilir mi? Şöyle sürekli şu hareketi yaparak Zahide'cim şimdi arkadaşlara söyleyelim biz bunları yaparken bir yandan bir limon çayı içmesini tavsiye ediyoruz. Ve mümkünse ayakları da ılık suya koymasını istiyoruz. Yani vücudun bir bütün olarak hareketlenmesi lazım zaten. Ne taraf ağrıyorsa mesela şimdi limon kabukları bu tarafta evet. Kaldı. Tabii ne kadar kalması gerekiyor? 5-6 dakika yeterli bir süre. Sonra ılık suyla kompres yapacak. Ben özellikle çeşitli havlular getirdim. Soğuk havlu getirdim. Buzdolabında havlum var. Ha. Sirke. Elma sirkesiyle de aynısını yapabilirdik. Elma sirkesiyle evet. De yani su yerine elma sirkesiyle elma sirkesi de ısıtmış olabilir, soğutmuş inanılmaz olabilir. İnanılmaz rahatlatır elma hiç sirkesi. Hiç denediniz mi? Yok denemedim. Bir tutun yıllardır denemedim. Bu sıkıntıyı çekiyorsunuz. Var. Bir deneyin lütfen. Genellikle antibiyotik kullanıyorsunuz. Şimdi onlar... antibiyotiği doktorun vermesi doktorum. Lazım. Seni kullanmaman lazım. Doktorum. Evet. Doktorum. Evet. Ve bitene kadar da doktor bırak diye kadar evet. Da bırakmamamız evet. Lazım. Antibiyotik onu da söyleyeyim. Apayrı. Evet. Peki o zaman sizi yerinize alayım. Bu biraz kalsın. Sonra bize lütfen söyleyin. 6-7 dakika. Ağrınız hafifledi mi? Evet. İnşallah hafifler. Teşekkür ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Alın onu da götürün. Belki konuşmak isteyen izleyicilerimiz de olur. Sağ olun. Bak hanımları görüyor musun? Ağrısı var diye hemen Semra Hanım kocasını gösterdi. Şimdi mesela Zahide'cim aynı şeyi gene tülbente uygulamak zorunda değiliz ama gösterelim. Lahana bildiğimiz lahana mevsimi geldi. Ne yapacağız onu? Lahanayı da bunun içine dolduracağız. Aynı şekilde bant yapacağız. Isıtacak mıyız çiğ? Hayır. Böyle bu lahanayı. Öyle mi? Şişenin dibiyle döveceğiz lahanayı bunun içindeyken. Ha onu... Burada tamam. Ben merdane istedim. Şurada yapalım diye. Yapabilir miyiz bunun öyle? Bunun içini tabii. Bunu şöyle dolduralım bakayım. Ama içine. Hayır bunu içine dolduralım bir tane. Ha içindeyken çevireceğim İçindeyken. Böyle. Bak iyi ki bunları yaparak gösteriyoruz. Tabii. Bunu yapamaz sonra. Peki bunu kimler yapsın? Niye bu migrende özellikle menstruasyonda adet regli anında regli olunduğunda migrende geliyorsa... Mevsiminde lahana var. Allah Allah bayağı bildiğiniz lahana. Kapuska yapar gibi kesmişiz. Evet. Şimdi şöyle ikiye katlıyorum bunu katla ben. Katla ikiye üçe katla öyle.
Şöyle bir kere daha kaplayayım. Evet, tamam. Sonra bunu şimdi merdaneyle geçirip ezelim. Allah Allah. Biraz şey çıksın. 40 yıl düşünsem. Merdaneyle bunu nasıl ezek. Nasıl canım? Lahana açacağım. Söyle bakayım söyle. Aynen öyle. Çok tatlılar. Gelmezdi. Hiç aklıma gelmezdi. Evet. Her gün programda bana sürprizler oluyor. Fakat çok enteresan bak şimdi lahanayı böyle ezdikçe sıvısı çıktı. Süper. Islandı. Bu buzdolabında bekleyebilir. Bilirsiniz zaten siz o ağrıların gece anında çıkarıp hemen kompres yapacaksınız. Normal standart soğuk sıcak kompresi bilirler zaten. Tabii. Havluları özellikle getirdim. Atın Allah mesela Allah. Islak havlu. Burada ıslak havlu var. Bunu migren geldiğinde başınıza masaj yaparken bu soğuk havluyu Zahide'cim özellikle ıslak şunu olduğu için istiyorum. Koyamıyorum ama koyma. Eğer migreniniz varsa, baş ağrınız varsa içinde ne var? Hemen açıp göstereyim. Lahana var. Hiç aklıma gelmezdi. Ama bak lahana nasıl ezilmiş. Bayağı suyunu çıkartmışım. Yani demek ki lahananın içindeki bir takım şeyler, bir de soğuk bu arada. Bu da buzdolabında ısıtılmış, soğutulmuş tüyler. Bence bunları yollayalım, tutsunlar soğukluğunu hissetsinler. Yani gösterelim ama sakın. Bunu ense köküne onu şey yaptı. Bak mesela elim soğudu. Ay buz gibi bu hocam. Tabii bunu enseye koyacak. Düşünsene 5 dakikacık enseye. Yani o bir anda işte mesela saçları da alacağız. Islatmayayım böyle. Diye çok tutamıyorum ama. Ama mesela saçını soğuk. Toplamış arkadaşlar. O zaman beyefendiye götüreyim ben bunu yine. Peki. Hemen enseye muhteşem. Başka ağrısı olan var mı? Başı ağrıyan falan. İyi bugün şükür. Sen verdin. Onu da eğer ensenize koyarsanız. Fakat o çok soğuk. Ne kadar kalacak ensesinde? 5 dakikalık kompresler 5 dakikalık. Bak işte hanım dediğim böyle olacak. Beyefendi ona o beyefendiye. Boynuna sarmayın. Bak, boynuna sarmayın diyor. Ense. Sadece şuraya. Ense. Kuzum. Sadece bak ense yap. Hayat. Semracığım onu küçült biraz. Küçült annem. 2-3'e şöyle içine, sar. Yakanın ense. İçine koyacak kadar. Hah. Bakayım biraz da bir kere daha katla. Tabii. Şimdi bakayım. Buraya gelmeyecek. Şuraya ensesine gelmeyecek. O zaman. Ense. Sadece enseye. Hah bravo. Hah. Şimdi adamlara iyi bakmak lazım. Onlar da bize baksın. Ediyorsunuz. Tamam. Çok yaşayın. 5 dakikacık fazla peki, değil. Peki şimdi tansiyon ilacı kullanan var mı? Şeker ilacı kullanan. İlaç kullanan. Şimdi ilaç kullanıyorsanız etkileşime geçebileceğini hocam doğru. Söyledi. Aman dedim hocam bu çok önemli bir şey. Bunu söylememiz lazım. Nerede bizim sirkemiz? Şu sirke mi? Ay, bal hayır şu. Bal o. Dur sirkeyi, bakayım şu mu sirke? O sirke. Bakayım. Değil mi? Sirke o. Sirke. Buraya da ilaç elma getirdim. Sirkesi. İlacı aynen. Dövelim yalnız hayatım biraz. Dövelim. Tamam. Şeyimiz var mı? Şöyle bakayım, yapabiliriz bakayım. Yine merdaneyle yapabiliriz. Bu merdaneye fena alıştık bugün. Evet. İkisini ne yaptınız hocam? Yok, hepsini koymamak için tamam. Görelim en azından. Peki merdaneyle şöyle bir iki kere vursanız kafasına yeter. Dur bakayım. Vur hayatım vur açıldı. Nasıl vur? Ha, vur şöyle vur, mi? Vur. Tamam bir de buna vur. Tamam. Bitti. Bunu niye yapıyorum? Bir ilaç içtiğinizde bunlar hangi ilaçlar hocam? Kalp ilaçları, tansiyon ilaçları, diyabet, şeker hastası diye biliyorsunuz ülkemizde bu üç grup çok yüksek oranda asla o gün sirkeli bir gıda tüketmiyor. Sirke içmiyor. Burada hepsini söylemişiz. Hemen okuyayım. Kalp ilaçları, elma tabii, sirkesi. Tabii potasyum seviyesini bozacak. Ha, o ne? Evet. O ne yapacak? Onu da size sorayım. Kalp ilaçları, elma sirkesi bu ilaçla birleştiğinde vücudunuzun potasyum seviyesini azaltıyor. Evet. Bu da görme bozukluğu, ishal, baş dönmesi, kusma yani gibi birçok evet. Ek hastalığa davetiye çıkarıyor. İdrar sökücü ilaçlar bunlarla beraber sirke içerseniz, sirkeyi nereden alıyorsunuz? Salatadan, işte çorbadan vesaire. Vücuttaki şişlikleri toplanmış sıvıları artarak indiren bu ilaçları kullanırken vücut potasyuma ekstra ihtiyaç duyuyor. Tabii. Potasyum vücuttaki sıvı seviyesini dengede tutmaya çalışırken siz bu ilaçlarla birlikte bu dengeyi bozuyorsunuz. Başınızın dönmesi, midenizin bulanması bir anda yığılıp kalmanızın sebebi olabilir. Tabii. Peki ne yaptığını ben şimdi size şöyle bir geleyim yakından bir göstereyim daha devam ediyor. Şeker ilaçları bu çok önemli. İnsülin vücuttaki glukoz seviyesini yani şekeri kontrol altında tutuyor. Genellikle diyabet hastaları için yazılan bu ilaç elma sirkesiyle birlikte kullanıldığında yine potasyum ve şeker seviyelerinde tehlikeli bir düşüş yaşanıyor.
yaşanıyor. Aynı zamanda hamile ve emzirme dönemindeyseniz elma sirkesinden uzak durmalısınız. %100 kanıtlanmamış olmasa da, %100 kanıtlanmış olmasa da doktor arasında genel kanı elma sirkesinin fetüsün beslenmesini, yani çocuğun, bebeğin beslenmesini ve gelişimini kötü etkilediği yönünde. Elimde elma sirkesi var. İsterseniz Mahmut'cum bu tarafa bir göstereyim. Bakın ne yapıyor elma sirkesinin gücünü göstermek için. Bu bir ilaç. Bu sizin kullandığınız ilaçları, hangisi olduğu fark etmez ama bunları dövdüm. Şimdi sirkeyle birleştiriyorum. Tabi burada bir köpüklenme oluyor. Birbirine etkileşime geçiyor. Onu şöyle düşünelim. Ve yeni bir kimyasal yapı çıkıyor diye düşünelim. Artık bu bambaşka bir şey vücutta oluşan. Tabii. Ve sonrasında sizin vücuttaki pek çok dengeyi bozuyor. O yüzden lütfen sirke kullanırken bu kadar faydası var ama ilaçla beraber doktorunuza danışmadan tüketmeyin. Peki. Hocam devam edelim. Çok zaten şey konuşacağız. Zaten ilaçla beraber sütle alamazsınız. Ayranla içemezsiniz. İlaç sadece içmeyin. Suyla içilir. Sadece suyla içilir. Bu arada baş ağrısı için susuz kalmanızın da baş ağrısı sebebi olduğunu tekrar hatırlatalım. Tabii. Değil mi? 2 litreye kadar sıvıyı tüketmemiz gerekiyor. Bunun için de daha önce de seninle yapmıştık, bardakları buraya dizip. 2 litre su tüketildiği zaman özellikle migreni olduğunu iddia eden hanımefendilerin %80'inin sıvı tüketmediğini gördük. Gazlı içecek tüketiyorlar ve kahve içiyorlar. Kahve asla içilmeyecek. Çözünebilir kahveler de içilmeyecek. Bunlar bizim sıkıntılarımızın başında geliyor. Ne yazık ki. Yani. Şehzade Hanım günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. Buyurun efendim, sizin başınıza ne geldi? Ha. Cumartesi günü işe giderken kahvaltı yapıyordu. Kahvaltı yaparken... Çıkardım onu. Duyuyor musunuz? Duyuyorum, duyuyorum. Dinliyorum sizi can kulağıyla. Kahvaltı yaparken ekmek dedi dişime takıldı falan, çıkmıyor dedi. Bayağı bir uğraştı. Çeviremiyor. Sonra dedi ki uğraşırken eliyle artık uğraşmaya başladı. Bir çıkardı, paslı bir iğne. Eyvah, iğne. Evet. Oo. İğne. Ondan sonra işte damağına batsa Allah korktum. Yani dedik hani yutsa falan hani ne yapacaktık? Yani boğazında kalabilir, vücuta gidebilir. Batmış, çıkarmış. Bayağı bir endişelendik. Tabii çıkartmış. Çocuğunuza mı, kocanıza mı oldu bu? Eşim. Eşinize oldu. Allah korumuş, yani daha beterinden korumuş. Peki ne yaptınız? Aldığınız yere gittiniz mi ekmeği? Ya da ekmeği değil, iğneyi aldım, şeye götürdüm. Marketten almıştık zaten. Markete götürdüm. Dedim bizim başımıza böyle bir şey geldi. Aldığınız hani fırınla falan konuşun hani. İyi yapmışsınız. Ne dediler? Öyle. Tamam dedi konuştuğum kız, tamam dedi hani şey yapacağız dedi, konuşuruz falan dedi. Bilmiyorum ne yaptılar, konuştular mı, bir bilgim yok yani. Peki ben sizin telefonunuzu alayım. Hangi fırınsa o, biz de bir gidelim. Daha doğrusu fırını hangi marketse, adını yani söylemeyin ama. Marketten aldığım için. Sıkıntı yok ama siz orada o kızcağıza aslında çok ciddi bir görev yüklemişsiniz. Bu çok ciddi bir şey. Nereden alışveriş yapıyorlarsa buraya güven duydukları için alışveriş yapıyorlar. Böyle bir olayı boş bırakmamak, mutlaka yöneticilerine, yani o marketin yöneticilerine haber vermek. O yöneticilerin de kardeşim sen böyle bir şey çıkmış, bunu nasıl yaparsın diye hesap sorması gerekiyor. Belki de gidip denetlemesi gerekiyor. Yöneticileri yoktu. Kasiyer kız vardı sadece. Dedim hani ben müdürünüz falan varsa görüşeyim falan dedim. Yok dedi. Bana bildirin falan dedi. Dedim böyle oldu falan. Ben bildiririm dedi. Bilmiyorum hani ne yaptılar, hiçbir bilgim yok yani. Yani bir kişinin vicdanına kalmaktansa keşke müdürü bulsaydınız. Ben eminim yine inşallah o kızımız da gerekli merceğe ulaştırmıştır. İnşallah. Ama boş ver deyip de inşallah atmamıştır. Çünkü bu o markete güvenen, o marketin de güvendiği fırına güvenen insanların, yani hepimizin bir olması gereken tabii durumlar ki. Bunlar. Tabii ki. Siz hayatınızı kontrol etmezseniz hayatınızı kontrol eden çok olur. Evet, ben size bilinçli davranışınız için teşekkür ediyorum. Yine de ben Allah korumuş sizi. Biliyor musunuz yurt dışında çok ciddi davalar açabilirsiniz böyle durumlarda. Da öyle canım. Ortalık birbirine giriyor. Burada biz biraz boş ver. Yavaş yavaş olacak. Olacak bizde de muhtemelen. Peki çok geçmiş olsun, tekrar teşekkür ediyorum. Devam çocuklar edelim. Çocuklar için istersen konuşalım. Yani onlarda da baş ağrısı ve migren oluyor. Ne yapalım? Sabahleyin konuştuk seninle, meyve suyunu soruyordun bana. Meyve suyu içerken dikkatli olmaları konusunda. Evet, meyve suyuyla ilgili senin haberin var. Hemen onu hazır meyve yapayım. Suyu paketlerinde sıkıntı olduğunu ifade ettim. Şeker konuyor ve çocuğunuzu şekere alıştırıyorsunuz. O
yüzden gerçek meyve suyu ve havuç suyu bu mevsimde kırmızı elmayla mesela birlikte havuç suyu hazırlayabilirsiniz. Biz burada hazırladık. Sade ya havuç bakayım, suyumuz da var orada. Haberimi arıyorum ama onu bulamadım. Olsun. Ben çocuklara meyve suyu vermeyin, şekere alıştırıyorsunuz diye bir haberdi haberimiz. Biz onun yerine size alternatif bir şey üretelim. Evet. Bir de baş ağrısı olabilir çocuklarda. Okula gittiklerinde stres oluyor. Bana bir bardak verirsen bir tane. Hay hay. Bunun içine bu elma ile havuç karışık çekti kızlarım. Yarım. Yani çeyrek çeyrek yarım bardak döküyoruz. Bunun içinde havuç ve elma suyu elma var. Elma ve havuç var. Evet. İnşallah dökmeden. Hop, yarım bardak. Tamam, süper. Hadi bir tık daha olsun. Yarım bardak da ayran koyuyoruz üstüne. Yarım bardak da ayran. Muhteşem Allah Allah. Bir aroma. Tadını önce yemedim. Böyle hep garip geliyor arkadaşlara. Bu yenir mi, bu içilir mi? Bir içiyorlar. Arkadaşlar bu satış meselesi. Ben de satmak istiyorum kendi ürünlerimi. Marketler çıkıyor diyor ki çilek aromalı ayran yaptım bilmem ne yaptım. Çatır çatır alıyorsunuz. Bu da Oğuz tarifi. Alın bakalım. Üstelik bedava hocamdan çocuklarınız için. Yarısı ayran, yarısı elma suyu ve havuç suyu. Havuç suyu karışık. Yani... Çeyrek çeyrek onlar. Çeyrek çeyrek onlar, evet. Yarıda. Merak ediyorum tadı nasıl? Yani çocuk için üzüm de olabilir. Cidden bunu yapın. Hem kendiniz için hem çocuğunuz için şahane. Vallahi aklıma gelmezdi bu kadarı. Cidden çok ama güzelmiş. Ama çok güzel oluyor. Çocuklar için inanılmaz bir şey. Sevmiyorlar düz ayran bazen. Hayır, ayranı renklendirmiş olursunuz. İçine elma ve havuç da koyuyoruz. Şahane. Şimdi istersen bir de şunu yapalım. Yapalım. Mesela bunu içtiler. İçmek değil de ben birazcık hani bugün sıvıyı zaten iyi tükettim. Bir ara öğün olsun. Bunu sana veriyorum hayatım. 2 kaşık ıspanak püresi. Biz haşladık bunu. Dur, şuna içteydi. Şöyle yapayım. Ispanak püresi. Evet. 2 kaşık çıkıyor. O tamam, o yeter. Bu zaten 2 kaşık gibi. Evet. Ve havuç. Ispanağı ne yaptık? Koyuyoruz. Sıcak suda evet, evet, haşladık. Batırdık çıkardık. Yani parçalamak yok, kavurmak yok. Minik kestik. Bu kadar. Tamam. Bütün bile koyabilirsin. Ve? Şimdi 2 kaşık da havuç. Ispanak ve havuç. Bunu niye yapıyoruz? Şimdi gene baş ağrısı ve migren için yapıyoruz. Smoothie'ler çok meşhur biliyorsunuz. Dünya aldı başını gidiyor. Aman dedim şekerim, smoothie neymiş? O ne, cacık Allah aşkına. Cacık. Ha. Benim milletim cacık bilir. Cacık dedim, benim Şükran Hoca şapur şapur yedi. Evet. Öpüyorum Şükran hocamı da sevgiyle. Yemiyordu Hoca. Çünkü smoothie deyince yapıyordu suratını. Tabii canım, Türk malı olsun. Şimdi Türk şey olsun şey yani. Koyalım hayatım. 2 kaşık da yoğurt koyalım. Evde yapılmış size yoğurt olsa. Size bir şey söyleyeyim olsa. Mi? Bu çok güzel zayıflamaya da yardımcı olur. Tabii canım. Şahane de bir öğün yani. Muhteşem bir ara öğün. Saat 10'da acıktın. Ve abur cubur. Hayır, abur cubur muhteşem bir şey. Bir kere niye yoğurt? Yoğurt serotonin salgılanmasına neden oluyor. Yani mutluluk hormonu veriyor. Stresi azaltıyor. Karaciğeri temizliyor. Detoks yapıyor. Zahidem'in dediği gibi de zaten zayıflamaya destek oluyor. Yiyerek zayıflamak lazım. Ama bak şu